Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Elektrik akımı ikinci soru çözüm videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ne vardı ikinci konu altın videomuzda? Devre elemanları, ampermetre, voltmetre, reosta ve ohm kanunu vardı. Hatta orada bir de şaka yapmıştık. Kadınlar en çok ne yapmayı sever? Vır vır konuşmayı sever demiştik. 15 adet sorumuz var. Muhakkak konu altın videomuzu izleyin ve açıklamadaki PDF'ten sorularımıza lütfen bakın gençler. Evet, ne diyor bize? R direnci üzerinden akım geçmektedir diyor. Nasıl bağlanmıştır diyor. Bakalım. Öncelikle L R'ye paralel bağlandığı için burası arkadaşlar voltmetre olması lazım. Çünkü voltmetre devreye paralel, ampermetre seri bağlanırdı. K ile M arasında biri ampermetre biri üreteç olacak. K üreteç, M ampermetre olabilir. Tam tersi de olabilir gençler. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. L'nin voltmetre olduğunu gördükten sonra diğer ikisi fark etmez. Buna göre bu devre elemanının direnci ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Ne demiştik? Kadınlar en çok ne yapmayı sever? Vır 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 konuşmayı sever demiştik. Ve buradan R'yi yalnız bıraktığımda V bölü I olacaktır. V arttıkça I de arttığı için K da sabitim. V artıyor, I değişmiyor. O zaman arkadaşlar direncim artacaktır. V azalıyor, I azalıyor. O zaman burada da sabit olacağım. 1, 2 ama 3 yanlış. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olacaktır. Evet, birazcık hızlı gittik farkındayım. Hadi birazcık yavaşlayalım. Bir reosta var. Reosta ne işe yarardı arkadaşlar? Reosta ayarlanabilir dirençti. Direncin boyunu ayarlardı ve direncin boyunu ayarladığı için de direnç değişirdi. Çünkü direnç ile direncin boyu doğru orantılıydı. Unutmayın, bu da akımla direncin ters orantılı olduğunu gösterirdi. Şimdi reosta sürgüsü burada sağa çekilir, sola çekilir. Direnç boyuyla birlikte artabilir, azalabilir. Ama unutmayın, eğer güç kaynağı değişmiyorsa potansiyel fark değişmez ve o zaman akımla direnç ters orantılı olur. Bakın, reostanın sürgüsü sabit hızda direnci arttıracak biçimde çekiliyormuş. O zaman direncim zamanla artacak, potansiyel farkım değişmeyecek ve elektrik akımı da direnç arttığı için azalacaktır. 2 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Şimdi reosta çözdüysek bir de reosta ile ilgili bir soru daha çözelim. Arkadaşlar, telin direnci 80'miş. O zaman L bölü 4'ü 20, burası 60'tır. Üreticin EMK'sı ise 40'mış. Var mı problem? Yok. Ben burada şuna bakacağım. Reosta ne kadarlık bölümde? Şimdi reosta ne kadarlık bölümde diye bakacağız gençler. Öncelikle ampermetre voltmetre diyor. Arkadaşlar, farkındaysanız akım voltmetre olduğu için dümdüz gidecek. Yani burada reostanın üzerinden geçecek bir durum yok. O zaman vır 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 vırdan 40 eşittir akım çarpı 80'den akım 0,5'tür ve akım 0,5 olarak telden geçiyor dirençten. Voltmetre ise şu kadarlık yere bağlı olduğu için 1 bölü 2 ile 60'ı çarpıyorum, 30. C şıkkı benim sorumun doğru cevabı olacaktır gençler. Eğer burada voltmetre olmasaydı akım 20'den sonra aşağıdan giderdi ama voltmetre olduğu için böyle bir şey mümkün değil. Evet, N tane direnç devreye bağlandığında hangi yorum yapılabilirmiş, hangisi yanlıştır diyor. Farkındaysanız bir tane direnç var, bir tane üreteç, akım iyiymiş. Zaten V bölü R eşittir iyi olacaktır. Eşdeğer direnç seri bağlandığı için, hadi gençler ben toplam daha anlatmadım ama direkt söyleyeyim, çarpımlarıdır, toplamlarıdır, R çarpı N doğru. Ana kol akımı, şimdi potansiyel fark bölü direnç olacak. Eşdeğer direnç N çarpı R ise böyle bir şey olamaz gençler. Her bir direncin iki ucu arasındaki gerilim, evet, potansiyel fark bölü sayıdır, bu doğru. Her bir dirençten geçen akım eşittir, bu da doğru. Ben burada sadece B'nin yanlış olduğunu vırdan biliyorum. Diğer öncüllerim 3. konu altın videosunda anlatacağım. Ama yine diyorum, B şıkkı doğru cevap olduğu için ve buradaki doğru cevabı da 2. konu altın videosunda anlattığım için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum gençler. K direncinin üzerindeki potansiyel fark ne yazılır? Çünkü direnç sayısı artıyor ve seri bağlı direnç sayısı arttıkça potansiyel fark her bir direncin azalır. Çünkü toplamları üreticinin değerine eşit olacaktır arkadaşlar. Buna göre anahtar kapatılınca Pınar'ın kullandığı dijital voltmetrelerden hangilerinin ekranında bir potansiyel fark değeri okunur diyor. Öncelikle hepsinin okunur. Ama hangi dirençleri okur ona bakacağız. Voltmetre devreye paralel bağlanması lazım. Seri bağlandığı için bu direnç gidiyor arkadaşlar.
O zaman voltmetre 3 bu iki direnci okuyor ama okuyor. Voltmetre 1 bu direnci, voltmetre 2 ise bu direnci okuyor. E şıkkı benim sorumun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. Güzel güzel ilerliyoruz. Hadi 7. soruyla devam edelim. Üreticinin iç direnci önemsiz olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Farkındaysanız potansiyel fark, yani voltmetrenin okuduğu değer 40'dan 20'ye düşüyor. Arkadaşlar direnç değişmiyor. O zaman buradaki direnç değişiyor ve akımı azaltıyor. Başlangıçta voltmetre 40'ı gösteriyormuş. Demek ki başlangıçta KM direnci olmadığı için üreticinin MK'sı 40'tır diyebilirim arkadaşlar. Reostanın maksimum direnci 20'dir diyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağım? Arkadaşlar şimdi 40'ı 10'a böldüm. Akım başlangıçta 4'müş. Tamam, demek EMK 4. Pardon, 40. Şimdi burada voltmetre 20'ye düşüyorsa demek ki akım 2 oluyor. O zaman arkadaşlar 20, geri kalan 20 maksimum dirence gidecek mi? Bunu bir soru işareti bırakalım. Maksimum akım 4 amper. Bunu da gördük. Şimdi biz ne bulduk? Akımın 2 olduğunu bulduk. O zaman arkadaşlar burası 20 ise burasının da 20 olması lazım. Demek ki KM direnci 20 değildir. Toplam eşdeğer direnç 20 olması lazım. Burası 10 olacaktır. Umarım olmuştur. Olmadıysa yorumlara yazın, bir daha anlatalım. D şıkkı 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Potansiyel fark 10'muş. Voltmetre 1 ve ampermetreyi soruyor. Hepsini topladım. Eşdeğer direncim 10'dur. Vır 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 biliyoruz arkadaşlar. O zaman akım 1 olacaktır. Ama bak bir sıkıntı var. Düzeltmeniz lazım beni. Evet, biliyorum ki düzelttim ve hatta yorumlara yazıyordun ki durdun. Ampermetre paralel bağlandığı için bu 5 direnci gidiyor. O zaman akım 2 oluyor arkadaşlar. AIK ampermetresinin üzerinden akım geçer. AIK ampermetresi paralel bağlandığı için 5 ohmluk dirençten akım geçmez. Yanlış. A1 ampermetresi 2'dir. 1 değildir. Yanlış. O zaman burası 2 ile 2'den voltmetre 1 4 olacaktır. Yalnız 3C şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre reostanın sürgüsü yargılarından hangileri doğrudur? Çekildeki elektrik devresi reosta R direnci, ideal ampermetre ve EMK'sı E epsilon olan bir üreteçte kurulmuştur. Arkadaşlar reosta sürgüsü eksi X yönünde çekilirse direnç boyu olarak azalacak, o zaman akım artacaktır. Eksi X yönünde çekilirse ampermetre üzerinden geçen akım artar. Hayır arkadaşlar, bu ampermetre üzerinden geçen akım azalır. Artı X yönünde çekilirse, şimdi artı X yönünde çekilirse direncin boyu artacağından akım azalacak ve R direncinin üzerindeki akım azaldığından potansiyel fark da azalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Unutmayın, eksi X'e çektiğimde akım artık yukarıdan gider arkadaşlar. Boş yolu tercih etmeyi akım çok seviyor. Şimdi gençler bir de kısa devre sorusu çözelim. Unutmayın, kısa devreyi nasıl söylemiştik size? Ampermetre paralel, voltmetre seri bağlanırsa kısa devre olurdu. Ya da ne diyor bak burada? Bir devrede akım bir noktadan bir noktaya hem dirençli hem de dirençsiz yol var ise dirençsiz yol üzerinden gider. Direnç üzerinden akım geçmez. O zaman kısa devre olur diyor. Bakın. K açık, L kapalıymış. Akım direnç üzerinden geçer. Devreyi tamamlar. K kapatılırsa R direnci kısa devre olur. Varsayalım burada ya da başka bir yerde direnç var. O dirençler kısa devre olmaz. Kısa devre sadece o direnç üzerinde olur. Sistemi, devreyi tamamen kısa devre yapmaz. K ve L anahtarları açıkken R direncinden geçen akım L anahtarına kadar ulaşır. Anahtar açık olduğu için devam edemez. Süper. Bak, devreyi tamamlamıyor. L anahtarına kadar ulaşıyor. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır gençler. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Birinci ölçüm aracı voltmetre ise o voltmetre K'nin potansiyelini ölçer. İkinci ölçüm aracı ampermetre ise L direnci kısa devre olur. İkinci ölçüm aracı ampermetre ise, şimdi bakıyoruz, üçüncü ölçüm aracı, evet, devreden geçen ana kol akımının değerini ölçer. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Güzel güzel ilerliyoruz. Bir sonraki konu anlatım videomuz ve soru çözüm videomuz çok geniş kapsamlı olacak. Bilginiz olsun. Bu ampermetreyi, voltmetreyi de kullanacağız hala. Ohm yasasını çok fazla kullanacağız. Şimdi bir temel attık. Son 4 soruyla da videomuzu sonlandırıyoruz gençler. K'nın direnci 50'ymiş. L'nin direncini soruyor. Ne demiştik? Vır vır. Potansiyel fark eşittir akım çarpı direnç.
5'i 5'e böldüğümde, yani V bölü i'ye 50 diyorsam, artık arkadaşlar V bölü i 50 ise 2V bölü 5'i, 2V bölü 5'i 20. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Devredeki ampermetrelerin gösterdiği akım şiddetlerinin oranını soruyor bize. Potansiyel farklarım eşit. O zaman ben ne biliyorum? Potansiyel farkı dirence böldüğümde akım gelecektir. Peki akımın formülü neydi? Öz direnç çarpı L bölü A'dı. Kesit alanları tamam, hepsini vermiş. Uzunlukları eşit sadece. Öz dirençle kesit alanı böldüm. Öz dirençle kesit alanı böldüm. Uzunlukları eşit ya. O zaman arkadaşlar potansiyel farklar eşit. Üreteçler, yani dirençler de eşit, üreteçler zaten potansiyel fark demek. O zaman akımlar da eşittir. 1. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Reostat sürgüsü ok yönünde bir miktar çekilirse buradaki direncin boyu azalıyor. Bu da direncin azaldığını gösteriyor. O zaman akım azalacaktır. Akım artacaktır, pardon. Reostatın üzerinden akımın geçtiği değeri, yani direnci azalır. Doğru. Voltmetre hem üreticin hem de reostatın uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer. Üreticin potansiyel farkı sabit olduğu için reostat potansiyel farkı da değişmez. Ampermetre devreden geçen akımı ölçer. V sabit, R de azaldığı için ampermetrenin değeri artar. Hepsi doğru, E şıkkı. Dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar, burada akımın geçtiği yeri direnci soruyor. Direnci, akımı sormuyor. Buraya pür dikkat ettiğin takdirde soruda hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Evet, son sorumuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Dirençlerinin sütun grafiğini bana soruyor. Arkadaşlar potansiyel fark eşittir akım çarpı direnç. Direnç eşittir potansiyel fark bölü akım. O zaman grafiğin eğimi alınacak. Ve ben biliyorum ki x'in direnci y'nin direncinden, o da z'nin direncinden büyük. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sizleri görmek istiyorum yorumlarda ve beğeni butonunda. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.